Evet arkadaşlar, herkese merhaba. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde en çok etkilenen Adıyaman ili Gölbaşı ilçesindeyiz. Şu an size ağır hasar almış anneannemin evini göstereceğim. Vefat eden dedemin evini gösterip sonrasında Gölbaşı meydanındaki olan biten son durumları ve depremle ilgili son durumları size aktarmaya çalışacağım. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği dedemin evi. Dedemin evinden son kalan eşyaları çıkarıp bir depoya koymaya çalışacağız. Bu ev de depremde ağır hasar almıştı. Ev yıkılacak. Gördüğünüz üzere karşı komşular, onların binaları tamamen yerle bir oldu depremde. Burada bir dedem, nenem ve yeğenlerimle olan bir fotoğraf. İşte bu çatlak olan evde, bu ağır hasar alan evdeki son hatıralardan bir tanesi bu fotoğraf. Burası evin mutfağıydı. Burada da yine ciddi hasarlar var. Gördüğünüz gibi eşyalar buraya toplandı. Kurtarılabilen eşyalar kurtarılacak ve bir depoya yerleştirmeye çalışacağız. Burada bir damımız vardı. Çocukken bu dama çıkmak bizim için en eğlenceli oyunlardan bir tanesiydi. Şimdi tamamen yerle bir olmuş durumda. Bir bakayım çıkabilecek miyim? Gördüğünüz baca böyle buraya yıkılmış. Burası aynı zamanda çarşı merkezinde olan bir yer. Bu karşıda gördüğünüz yerler Barış Kırtasiye vardı burada. Kafeler vardı. Bunlar tamamen yıkıldı. Şu yan tarafta da şu an yıkımlar mevcut. Gölbaşı'nda şu an bir taraftan iş makineleri yıkımlar yaparken diğer taraftan da bu yıkımlar arasında insanlar eşya taşıma işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi buralar tamamen yıkılmış durumda. Burada bir iş makinesi şu an enkaz kaldırma çalışması yapıyor. Yol başında hayat yıkımlar arasında, enkazlar arasında devam etmeye çalışıyor. Şimdi genel durumdan size biraz kısaca bahsedeyim. Şu an dediğim gibi bir tarafta yol başında yıkımlar, ağır hasarlı evlerin ve acil yıkılacak evlerin yıkımları devam ederken bir taraftan da insanlar evlerinden eşyalarını kurtarmaya, taşımaya ve gönlü bir alana sevk etmeye çalışıyorlar. Özellikle ağır hasarlı evlerde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Burada insanlar ustalarla veyahut bazı işte bu işi yapan insanlarla anlaşıyorlar. Diyelim ki ağır hasarlı eviniz var. Ağır hasarlı evinizde kapı, pencere, dolap, vestiyer, artık lavabo, klozetine kadar ne varsa siz karşıdaki tarafla anlaşıyorsunuz. Örneğin 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira neyse. O adam geliyor, sizin evinizdeki bütün eşyaları söküp alıp götürüyor. Nasıl olsa ev yıkılacak, nasıl olsa İş makineleri evi yıktığında sizin evinizde bulunan o sökülemeyecek dolaplar, mutfak dolapları, vestiyerler, PVC pencereler, banyo, lavabo takımları nasıl olsa enkazın altında gidecek. Onun yerine böyle bu işi yapan insanlarla anlaşıyorlar. 15 bin liraya, 20 bin liraya toptan satıyorlar. Tabii bu işlemler devam ederken bir tarafta da hırsızlıklar da oluyor. Dün ben videoda çekmiştim. Babamların evinde de kapı pencereleri,
kapıları, kapıların kasalarını dahi sökmüşler, götürmüşler. Maalesef hırsızlık olayları da oluyor. Şu an Gölbaşı'nda en yoğun olan durumlar böyle. Gördüğünüz karşıda kırtasiye vardı. O kırtasiyeden geriye kalan eşyaları görüyorsunuz. Onun dışında Gölbaşı'nda elektrikte çok fazla sıkıntı yok gibi ama su kesintileri sık sık yaşanıyor. Günlük sular gidip gelebiliyor. Özellikle 2 gün süren aralıksız yağışlar ve Adıyaman il merkezini de vuran sel sonrası su kesintileri de yaşandı. O yüzden burada kalan insanlara sular geldikçe evlerinde suyu depolamalarını ben tavsiye ediyorum. Bununla birlikte size aktaracağım konulardan diğeri de ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarından dolayı mümkünatı varsa gelip burada binalarınızın, dairelerinizin başında durmanız. Çünkü başka türlü hırsızlıkların olduğunu da duyduk. Şu şekilde nasıl olsa burada insanlar şehri terk etti diye ilçe dışından gelenler, o hırsızlar kapıları kırıp, binaları kırıp içeriye girip içeriden eşyaları komple çalıp götürüyorlar. Yani o şekilde hırsızlık olayları da olmuş. Vatandaşlardan duyduk. O yüzden benim en büyük tavsiyem gelip burada binanızın, dairenizin veyahut müstakil eviniz her neyse onun başında durmanız. Eğer eviniz ağır hasar almışsa işte eşyalarınızı güvenli bir yere taşımanız. Yok oturulacak gibiyse de artık insanlar ne yapıyor? Binanın veyahut dairenin etrafında, yakınlarında bir yere çadır kurup yaşamlarını, hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Şu an biz de geldik. Dedemin, vefat eden dedemin, hayatta kalan anneannemin evine geldik. Onun eşyalarını çıkarıp, son kalan eşyalarını çıkarıp güvenli bir depoya taşımaya çalışıyoruz. Gölbaşı'nda hayat şu an bu şekilde devam ediyor. İlçede bir taraftan ilçe meydanında otogar karşısında bulunan boş araziye, daha doğrusu orada binalar vardı. Onlar depremde yıkıldı. Oradaki alan düzleştirildi. Şimdi oraya Tokat Çarşısı adı altında konteynerlar kurulup orada bir çarşı oluşturulacak ki bir nebze de olsa eski hayata, özlenen o hayata devam etsin Gölbaşı halkı. Şu an Gölbaşı'nda en çok olan olaylardan, hadiselerden bir tanesi bu. Dediğim gibi bir taraftan yıkım çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da nakliye çalışmaları devam ediyor. Ben şimdi buradan başlayıp tekrardan meydana doğru gidip size oradaki durumları da aktarmaya çalışacağım. Şu an vefat eden dedemin, anneannemin evinden, ağır hasarlı evinden size olayları, konuları yerinde aktarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yıkılmış durumda. Faaliyetlerini göstereceğim. Buralar depremin ilk günü yıkılmıştı. İnsanlar enkazların başına geliyorlar. Enkazdan geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Yani tabii burada ne kurtarılabilirse. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı meydanındayız. Meydana doğru giderken hem size su
son durumları aktarıyorum. Hem de size ilçede son faaliyetler hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Şurası satlık yazanı vefat eden dedemin hayatta kalan anneannemin eviydi. Bu evde ağır hasar almış durumda. Yani daha önceki yayınlarımda söylemiştim ben. Burası asfalt. Asfalttan aşağıya, bu şekilde aşağıya doğru Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesi tarafı benim izlenimlerime göre %90'ı yıkılacak arkadaşlar. Evet, burada Barış Kırtasiye vardı. Burası da Barış Kırtasiye'nin deposu. Kırtasiye'den arta kalan eşyalar, malzemeler bu şekilde. Burada bir ayakkabıcı, kunduracı da vardı. Yani asfalttan aşağı tarafının %90'ının yıkılacağından bahsettim. Çünkü zeminde kaymalar var. Yer yer yarım metre ile bazı yerlerde 2 metreye kadar oluşan çöküntüler var. Bu çöküntülerden dolayı bina dışarıdan bakıldığında sağlam gibi görünse de zemindeki sıvılaşmadan, zemindeki oynamadan, kaymadan dolayı bunlar hep ağır hasar almış durumda ve yıkılacaklar. Gördüğünüz gibi şu an asfalttan meydana doğru ilerliyoruz. Şu an Gölbaşı Meydanı'nda yoğun bir şekilde su çalışmaları devam ediyor. İlçedeki su dağıtım şebekesinin boruları, ana borular galiba çünkü çok kalınlar, onların tamiratı yapılıyor. Evet, burası Gölbaşı'nın meydanı. Evet, eve son bakış. Eşyalar bir tane pikaba yüklendi. Şu an yıkıntıların arasından, enkazların arasından gidiyoruz. Bu sokağın her bir karesinde anılarımız var. Çocukluğumuz burada geçti. Ve sokağa son bakış diyebiliriz. Belki bir daha bu sokağa girer miyiz, girmez miyiz bilemiyorum. Elveda. Evet, vefat eden dedenin, hayatta kalan nenenin evinden son kalan eşyalar böyle bir apartmanın bodrum katında. Koca bir ömür, koca bir hayat. Bodrum katında bu eşyaların arasında saklı işte. Göl başındaki son durumlar bu şekilde.